kere Çalıştay çok önemli. Neredeyse bir milat. Gençlik Spor Bakanımızın ve bakanlığın öncülüğünde yapılan bu Çalıştay'ın Türk sporuna, Türk futboluna yararlı olmasını diliyorum. Çalışma grupları kurulacak. Yaklaşık 5 gün, 3 günü futbolla ilgili, 2 gün ülkenin sorunları, spor sorunlarıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapılacak ve bir eşik, bir altyapı düşünsel anlamda oluşturulmaya çalışacak. Umarız bu hayırlara vesile olur. Türk futboluna ve Türk sporuna yararlı bir gelişme olur. Bunun için bakanlığı kutluyoruz. Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz. Bütün Gençlik Spor Bakanlığı çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu konuya girecek miydik? Değer efendim. Şimdi değerli arkadaşlar, ben dün tamamını izleyemedim. İlgili bölümleri izledim. Yolladılar. Çok üzüldüm. Özellikle ben şunu anlamakta çok güçlük çekiyorum. Oyun oynanırken kural değişmez. Sözcüğü genel bir sözcüktür ve doğru bir sözcüktür. Ben bir defa kural değişti, playoff çıkarıldı dediğimde maalesef ya size yanlış bilgi verilmiş, ya yanılıyorsunuz ya da yalan söylüyorsunuz şeklinde bir ibare kullanıldı. Ben bu sözcüğü bir kulüp başkanına yakıştıramadım. Diğer bir kulüp başkanı için kullandım. Değerli arkadaşlar, playoff sezonu incelendiğinde şu görülecektir. 25 Ağustos'ta ki çok ilan, geç bir ilandır. 5 Nisan Mayıs'ta ilan edilmiştir ligin oynanacağı. Oysa 25 Ağustos'ta playoff yapılacağı, yani ilan edilmiş, önceden bilgi verilmeden playoff ilan edilmiştir. Daha acısı playoff'u ligi normal sırada bitiren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak denmiştir. Bu sonra tekrar lig oynanırken tekrar Şampiyonlar Ligi'ne katılım değiştirilmiştir. Ben bunu kastettim. Benim bildiğim bu. Bunlar Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde belgeli. Mayıs 5, 25 Ağustos ve müteakip playoff'u birinci bitirenin ligi değil, normal lig sürecini değil, bitirenin şampiyon olacağına dair oyun oynanırken yapılan kural değişikliği, bunlar kural değil, kurallar değişikliği. Şimdi ben burada anlamıyorum. Ben bunu, kural değişti bir kere, yanlış oldu dedik. Onda da şampiyon olduk dedik. Şimdi ben şunu anlamıyorum ve gerçekten sizin de yardımınızı istiyorum medya mensupları olarak. Bu kuralı bana göre değiştiren, bana göre Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşun talebi. Doğru mu? Peki o dönemde bu konu hakkında benim yalan söylediğimi iddia eden rakip kulübün başkanı, sayın başkanı, na ben soruyorum şimdi. Siz bu kural değişini resmi olarak talep eden yayıncı kuruluş, resmen yapan Türkiye Futbol Federasyonu, sizin ne gibi bir dahliniz var da benim bu sözcüğümü üzerinize alındınız? Sizi niye rahatsız etti bu sözcük? Ben bunu samimi olarak söylüyorum, anlamakta güçlük çekiyorum. Neden bir resmi Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun oynarken kural değişikliği yapmasının savunması neden size düşüyor? Ve neden bu kural değişikliği yapıldı dediğimde siz beni yalan söylüyor diyecek kadar öfkelenerek buna sahip çıkıyorsunuz? Ben samimi söylüyorum, bunu anlamıyorum. Siz bu karara müdahil mi oldunuz?
Bu kararın çıkmasına, playoff oynanmasını siz mi ön ayak oldunuz diye ben merak ederim. Çünkü biz birdenbire öğrendik. Bizim hiçbir ilgimiz, dahlimiz yok. Buna da boynumuz kıldan ince dedik. Türkiye Futbol Federasyonu bizim düzenleyici, yönlendirici, yönetici kurumumuz dedik. Uyduk, bütün ligi oynadık. Artı kaç tane de playoff oynadık ve birinci olduk. Başka bir takım da olabilirdi ama kural değişmişti. Biz bunu tavsiye etmiyoruz. Bunu diyoruz. Ve bu arada bir diğer kulüp de kurallara uyacağını diye asil bir yazı yazarak cevap verdi. Neden bundan bu kadar rahatsız? Artı bu konuda değinilen bağlantılı limit arttırımı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda çok ciddi çalışma yaptı. Biz de başta bulunduk. Son bir ayında, iki ayında dışlandık. Bunu da o zaman ilgili federasyon başkanımız Hüsnü Bey'e ve aday Nihat Bey'e güzel güzel anlattım. Neden bizi çağırmadınız diye. Olsun. Çıktı. Biz uyarız.